Soma'daki facianın ardından 4 gün geçti. Bugün 4. gün. Ve acımız her haberle daha da büyüyor. Beklediğimiz mucize haberleri alamadık. Ve ülke olarak yasımız gitgide daha da büyüyor, artıyor. Fakat sorulan ve hala cevaplanmayan çok önemli sorular var. Bu facia neden meydana geldi? İhmal var mı, yok mu? Bugün konuklarımla sizler için bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız ve bu facianın sosyolojik boyutunu tartışacağız. Eğer sizler de bizlere katılmak isterseniz herdemsohbet@gmail.com'dan Facebook ve Twitter hesaplarımızdan aynı zamanda da 0212 900 9999 numaralı telefonlardan bizlere katılabilirsiniz. Arzu ederseniz düne bakış yapalım, ardından stüdyomuzdayız. Bu arada biz taziyelerimizi ekip olarak da inelemek istiyoruz. Vefat eden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Aslında da ne yazık ki sözün bittiği yer başlıyor diyebiliriz. İlk öncelikle Selim Bey, sizden başlamak istiyorum. İş güvenliği, işçi güvenliği nedir? Öncelikle ölen meslektaşlarımız, madencilere rahmet diliyorum. Ailelerine sabır, ülkemize ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzüldük. 2 gündür bayağı ciddi bir sarsıntı geçiriyoruz bu olaydan dolayı. Talihsizlik diyemeyeceğim. Mutlaka bir kaza varsa, bir ihmal, bir eksiklik mutlaka vardır. Bu işin teorisi bize bunu söylüyor. Bu işlerde kader %2'dir. Geri kalan da mutlaka bir şekilde, ama kimden olduğu belli olmaz. Çalışandan bile olabilir, işverenden kaynaklanabilir, yöneticilerden kaynaklanabilir. Mutlaka bir kusur vardır, bir kaza varsa. Bu işin teorisi bize bunu söylüyor. Zaten kendilerinin hakları var, tazminat hakları var. Önemli nedir bu olan hakları? Destekten yoksun kalmak öncelikli olarak. Çünkü bir yakınınız varsa, size destek oluyorsa, hatta evinizin geçimini sağlıyorsa, siz bu destekten yoksun kalacaksınız. Bu ölenlerin yakınlarının, eşinin, çocuklarının, annesi babasına bakıyorsa onların açabileceği bir dava. Bununla ilgili dava açtığınızda diyorsunuz ki ben, oğlum bana bakıyordu, kocam bana bakıyordu. İşte onun üzerine bir araştırma yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından. Bunun bir iş kazası olduğuna karar verilirse bu kişinin daha kaç sene çalışabileceği, kaç yaşında olduğu, aldığı maaş göz önünde bulundurularak bir tazminat çıkartılıyor. Peki arkadaşlarımızdan gelen bilgi doğrultusunda söylüyorum. Efendim Sayın Başbakanımızın bugün yaptığı açıklamaların veteresi varmış. İzleyelim. Buradayız sonra. İlk belirlemelere göre 238 işçimizi hakka uğurladık. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın, literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok. Tabii işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamıştır. Bizi derinden üzmüştür. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Fakat burada tüm medyanın huzurunda milletime bir şey daha duyurmak istiyorum. O da şudur. Bu tür havaları fırsat bilip bunları istismar etmek isteyen bazı aşırı uçlar var, gruplar var. Bunlara da değer verilmemesinin ülkemizin huzuru için, ülkemizin birliği, beraberliği için çok çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Arzu ederseniz size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Yaprak Civelek bizlerle birlikte bugün. Ve Maden ve Çevre Yüksek Mühendisi İş Geliştirme Danışmanı Sayın Ahu Yurtoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum.
arzu ederseniz yurt dışındaki haberler neler? Bizler hala başlıklardayız. Onlara bir göz atalım. Yeniden birlikte olacağız. Soma'da yaşanan maden faciası dünyanın önemli basın kuruluşları tarafından ilk haber olarak duyuruldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, ana haber bülteninde ilk haber olarak verdiği Soma faciası ile ilgili protestoların olduğunu söyledi. Ülke tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığını aktardı. İngiliz Sky Haber televizyonu da geniş olarak yer verdiği Soma'daki maden faciası haberinde ölü sayısının artmasıyla protesto gösterilerinde düzenlendiğini, kalabalıktaki birçok insanın kızgınlığını dışa vurduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, 3 günlük ulusal yas ilan edilen Türkiye'de facianın ardından ölü sayısının giderek arttığını yazdı. Financial Times gazetesi, CHP'nin 2 hafta önce Soma'daki maden kazaları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergenin reddedildiği haberinin bu felaketle birlikte siyasi bir kavgayı ateşlediğine dikkat çekti. Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi de kazanın Türkiye'nin halk sağlığı ve güvenliği kayıtlarının korkunç yüzünü ortaya çıkardığını vurguladı. Dünyada en çok maden ve iş güvenliği kazasının yaşandığı ülkelerin başında gelen Çin'in ulusal basınında da Soma faciası önemli yer buldu. Aha Hanım, bugün facianın 4. günü ve hala cevaplanmayan sorular var. Yinelemek istiyorum ben sorularımızı. Bu facia neden meydana geldi? Neden meydana gelmiş olabilir? Gerçekten bir ihmal var mı? Bunun boyutu nedir? Buyurun. Şimdi her şeyden önce şunu ortaya koymak lazım ki çok riskli bir meslek bizim mesleğimiz. Herkes için, patron için de, mühendis için de, işçi için de. Ama biz bu riski minimize etmekle yükümlüyüz. Yani bu risk var diye kazanın oluş sebepleri üzerinde durmamak ya da bunu doğal kabul etmek, kader kabul etmek diye bir şey olamaz. Kazanın sebeplerine gelince şimdilik olay yeri incelemesi yapamadığımız için kesin bir şey söylememiz çok yanlıştır. Pek çok sebebi olabilir. Şu anda net olarak bildiğimiz bir yanma var. Kömür içinde yanma var. Bu kömür içinde yanma çıkarılmış stokta dışarıda da olabilirdi. Bu olabilir bir şey. Bunun tedbiri ölçümlerdir. İçeride ölçümlerin yapılmasıdır. Ölçümlerin riskli bölüme gelmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması gerekirdi. Bu aşamada ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Esas kazanın gerçekleşmesinin nedeni zamanında müdahale edilmeme olabilir diye tanımlayabiliyoruz. Şu anda dışarıdan bakabildiğimiz kadarıyla. Peki ihmaller var deniyor, yanlışlar var deniyor. Peki sizce bunun gerçekten sizin de az önce söylediğiniz gibi çünkü maden işçilerinin gerçekten çok tehlikeli orada yaşamları söz konusu. Hayatını kaybeden bugüne kadar bir sürü işçimiz oldu. Bu riskleri en aza indirgemek, sıfıra yakın hale getirmek mümkün mü? Ki yurt dışındaki bu işi yapan insanları değerlendirecek, çalışan insanları değerlendirecek olursak, ki onu da özellikle ilerleyen dakikalarda açmak istiyorum detaylı olarak. Bunu yapmak mümkün mü? Mümkün tabii. Yani ve nasıl? Tabii alınabilecek ki tedbirler mevcuttur ve açıktır. Yapılıp yapılmadığı ayrıca incelenmelidir. Dediğim gibi bu vakada hava alınamaması nedeniyle ölümlerin gerçekleştiğini görüyoruz çıkanlardan. Dolayısıyla zamanında kritik bir müdahale zamanı var. Yani gazın çıkışının yükseldiğini tespit edilmesinden tahliyeye kadar geçen sürecin simülasyonunun yapılmış olması gerekirdi. Uyarı geldiği zaman işçinin hangi yolu, hangi yönü seçeceğinin bilgilendirilmesinin yapılmış olması gerekirdi. İçeride iletişimin olmaması mümkün değil. Evet, her işçide bir telsiz olmayabilir ama her işçinin sorumluluğunu taşıyan kişi bunu yapabilir olmalıydı. Bu simülasyonlar ne kadar yapılmıştır, ne kadar burada uygulanabilmiştir bunları bilemiyoruz. Çünkü burada asıl bizi sıkıntıya sokan nokta ilk günden itibaren çok doğru bilgilerin anlaşılır ifadelerle paylaşılmamış olması. Bir de şöyle bir nokta var ki zannediyorum benimle birlikte birçok insanın da kafası o noktada karışıyor.
Enteresan bir şekilde evet o insanlar çok uzun yıllardır çalışan işçilerimiz de var orada. Hı hı. Kısa zamanda da çalışan var ama şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Evet bu tatbikatlar yapılmalıydı, öğrenilmeliydi. Fakat onlar bunlara rağmen oradaki yolları, çıkış yollarını, giriş yollarını doğal olarak biliyorlardı. Kimisi çok iyi biliyordu, kimisi az biliyordu. Bununla ilgili bir sorun varsa neden? İkincisi de o noktalara gidene kadar yaşadıkları eksiklikler nelerdir? Örnek vermek gerekirse takılan maskelerin yeterli olmadığı, açılmadıkları maske kutularının gibi şeyler söz konusu. Bunlar doğru yorumlar mı? Bu sorular doğru sorular mı? Sorular doğru sorular. Yorumlar doğru mudur? İncelemeden sonra ancak söylenebilir ama sorular doğru sorular. Çünkü bir gaz çıkışı halinde artık tahliye edilmeniz gerekiyor. Çıkışlara gidin dendiğinde doğru çıkışlara yönlendirme. Sadece yer altında insanlardan bahsetmiyoruz. Yer üstünden de yönlendirmeler var. Hı hı. Orası geliş güzel kazılan yerler değil. Hangi çıkışa gitmeleri gerektiği, nerenin daha riskli olduğu tam olarak bilinemese bile, çünkü ilk anda sebep de tam olarak tespit edilemeyebilir tabii ki ama gaz maskelerini takıp da belli bir metrede güvenli yere çıkamamaları neden gerçekleşmiştir? Bu sorgulanmalıdır. Kutuların açılmadığı gibi bir şey varsa, bu doğru bir bilgi ise simülasyonun yapılmamış olması ihtimali de vardır tabii ki burada. Yani ilk kez bir gaz maskesi kutusu açıyorsa, ilk kez takıyorsa bu çok büyük bir risk tabii ki o panik anında. Özellikle panik olduklarını da düşünürseniz zamana yayılan bir durum değil. Bugün yapılan açıklamada gördüğüm 3-5 dakika içinde oldu dendi. 3-5 dakika kadar gaz dolu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak gaz maskesi var mıydı yoksa neden yoktu? Bunun açıklaması tabii ki yapılmalıdır. Peki bize şundan bahsedebilir misiniz? Bir işçi maden ocağına girmeden önce nasıl hazırlanıyor? Neler giyiyor? Neler takıyor? Neler yapması gerekiyor? Daha çok hani kıyafetle ilgili yanında bulunması gereken belki yanlış bir kelime olacak ama aksesuar diyebilirim ki gerekli aletlerdir o. Onlara yardımcı olabilecek, orada kullanması gereken ve en önemlisi de hayatlarını tehlikeye atmalarını en aza indirgeyecek şeyler. Olmazsa olmazları nelerdir? Her şeyden önce yer altına girerken ziyaret için bile giriyor olsanız güvenlik ekipmanlarınızla beraber girmek zorundasınız. Bu botunuzun çelik burnundan baretinize kadar, gaz maskenize kadar, gaz maskesiz en azından toz maskesiz aşağıya zaten inemezsiniz. Orası tozlu bir ortam. Ama en azından kullanmıyor galiba. Maalesef kullandırmada da sıkıntı vardır çünkü bütün bu ekipmanlar çok ağır ekipmanlardır. Orada beden gücüyle çalışan ya da beden gücüyle çalışmasa bile o ortamda 8 saat çalıştığını düşünürseniz çok konforlu bir çalışma değil. Kullanılmıyor biliyor bu patronun ya da oradaki sorumlu mühendisin inisiyatifi dışında gerçekleşebiliyor. Ne yazık ki oluyor. İnsanlar o arada hayati risklerini tüm uyarılara rağmen alabiliyorlar. Önemli olan burada bunun gerekli eğitiminin verilip verilmediği ve gerekli ekipmanların sağlanıp sağlanmadığı. Duyduğumuz yorumlardan bir tanesi de ne kadar uygulanıp uygulanmadığını kontrol edilse de, denetlense de, kızılsa da, hatta bazen o tesisler kapatılsa da yine de buna rağmen yeniden aynı hataların yapılması ve sizin de dediğiniz gibi uygulama aşamasının ne yazık ki insan hayatına çok geç girmesi. Peki yurt dışındaki farklılıklar neler? Yani bu işte kullanılan teknolojik açıdan, teknik ekipman açısından, her açıdan farklar neler? Ki çok büyük farklar olduğunu görüyoruz. Güvenlik ekipmanları bireysel taşınacak güvenlik ekipmanlarının sadece kalitesi fark edebilir. Bunun yanı sıra bilinçlendirme daha farklı olabilir. Yani siz bir toz maskesini taktığınızda hakikaten sıkıntı verir, evet. Ama onu çıkarmama bilincine ulaştırabilmektir mesele zaten. Bunun dışında bireysel ekipmanlarda çok fazla faktör değişmeyecektir. Ama bizim konumuz şu anda bir kaza hali. Kaza gerçekleşebilir. Biz kazanın gerçekleşme ihtimalini en çok bilerek çalışan insan grubuyuz.
Ama o durumda yapılacaklarla ilgili acil planın ne olduğunun bilinmesiyle ilgili bir konu var. Yani acil durum şuydu ve buna uyulmadı gibi bir açıklama duyamadığım için o noktada çok doğru bir şey söyleyemiyorum. Çünkü şöyle denebilmeliydi. Şu senaryoyu çalışmıştık. O zaman şu yöne yönlenmeleri gerekirdi. Aşağıda bir şey oldu ve yönlenmediler dense bu şu aşama için tatmin edici bir cevap olabilir. Ama bu senaryoların ne olduğunun açıklanmadığını görüyorum ben. Dün ben daha önce bu madenden emekli olmuş bir madenciyle rast geldim ve biraz konuştum. Dedi ki benim öğrendiğime göre dedi biz orada çalışırken sıfır hatayla çalışırdık dedi. Ve kendimize bu kadar güvenirdik dedi. Yani o zaman devlete bağlıymış orası. Hı hı. Ve çok dikkatli bir şekilde sıfır hatayla çalışırdık. Bu riski düşünmezdik bile yangın, patlama vesaire. Hocam dedi orada 3 tane galeri vardı dedi. Üst üste 3 kat galeri düşünün dedi. Sanırım galeri diyorlar odaları. Evet. 3 galeri vardı dedi. Üstteki galeri, 3. kattaki galeri artık hani temizlenmiş, işimizin tamamlandığı. Fakat ne kadar işimizi tamamlamış olsak da tozun bulunduğu bir alandı dedi. Ve hemen çıkışında biraz yakınında dedi, tamamen onun anlattığı şekilde söylüyorum, bir trafo vardı dedi. Biz alt galerilere, yani insanlar alt galerilere geçmişler sanırım, o da meslektaşlarından duyduğu kadarıyla anlatıyor. İnsanlar alt galerilere geçmişlerdi, alt galerilerde çalışmalar vardı. Üst galeride biraz işte kömür artıkları, tozlar vardı dedi. Bu galeri bu şekilde dururken havayla temas ettiği zaman bile tutuşabilir dedi. Evet. Hocam daha iyi bilir. Doğru. Tutuşabilir dedi. Şimdi iki şekilde olmuş olabilir dedi. Buradaki tutuşma trafoya doğru gitmiş olabilir ve trafoyu yakmış, arızalandırmış olabilir. Ondan dolayı bir yangın çıkmış olabilir. Veya trafoda bir arıza meydana gelmiş olabilir ve buraya doğru yayılmış olabilir dedi. Yani iki şekilde olabilir. Fakat kimse tabii ki hani henüz açıklamasını yapmadı ne şekilde olabileceğini. Denetlemeler başladı. Bu bir anlatı. Evet, orada bu çalışmış bir madencinin anlatısı. Bu arada Yaprak Hanım, Soma faciasıyla ilgili aslında bu acı olayların yansımaları nelerdir, nasıl olacaktır diye soracağım ama ilk önce sosyoloji nedir? Ve neyi inceler? Biraz bize anlatır mısınız? Sosyoloji Türkçe tanımı toplum bilimidir. Toplumda meydana gelen her türlü olayları, olguları inceleyip neden ve sonuç ilişkileri içerisinde açıklamaya çalışır. Olgu dediğimiz şey sürekli meydana gelen, sık sık karşılaştığımız durumlardır. Evlenmeler, boşanmalar, göçler gibi. Olaylar da bu tür kendi başına belli nedenlere ve özelliklere sahip olarak meydana gelen ve bir takım neden sonuç ilişkileri araştırılması gereken durumlardır. Ortaya çıkan karşılaştığımız durumlardır. Tek başına durumlardır. Yani çok sık karşılaşmadığımız durumlardır. Biz bunları inceliyoruz. Toplumsal olay ve olguları inceliyoruz. Nedenlerini, sonuçlarını açıklamaya çalışıyoruz ve çözümünü, önerileri sunmaya çalışıyoruz. Peki bir sosyolog olarak bu facianın ardından bizler sizin de dediğiniz gibi toplum olarak, siyasiler olarak, bireyler olarak, aileler olarak nasıl davranmamız gerekiyor? Şimdi tabii ki Türkiye'de yaşayan halklar olarak, genel olarak bir Anadolu halkı olarak vereceğimiz tepkiler genellikle gelenek, göreneklerimize dayanıyor. Özellikle en başta şunu söyleyebilirim, toplum olarak kaderciyiz mesela. Yani işte Allah rahmet eylesin, işte kaderimiz de böyle, işte geride kalanlara sağlık, sıhhat versin deyip sorgulamamızı geciktiriyoruz. En büyük hatalarımızdan birisi bu. Her şey kader, her şey başa gelebilir. Önemli olan bununla başa çıkmak. Fakat tabii ki nedenlerini, sonuçlarını ve çözümlerini çok iyi tartışmak da lazım. Hani bunu söylerken işi tamamen kadere, inançlarımıza, gelenek ve göreneklerimizden gelen bir takım kavramlara yüklemeden önce evet biz bunu yaşadık,
Neden hala yaşamaya devam ediyoruz? Geçmişte de yaşamışız. Neden önlemler alınamıyor? Neden bu konuda çabalar harcanmıyor? Neden bu kadar insanı kaybettik? Neden hala facialar yaşıyoruz? Bu soruları sormamız lazım. Dolayısıyla gün sorgulama günü ve insanların her türlü soruyu sorması mümkün. Şu anda toplumsal bir acı var ortada. Yani bütün halk acı çekiyor, sorular soruyor, tepkiler gösteriyor. Her hangi düşünceden olursa olsun, çeşit çeşit düşünceden insanın ortak noktası şu anda sorular sorması, çare araması, dualar etmesi, suçluları veya işte ihmallerin ortaya çıkması, kimin neyi nasıl yaptığının ortaya çıkması ve arkasından ne tür iyileştirmelerin yapılabileceğini görmesi. Herkes şu anda bunu bekliyor. Dolayısıyla tepkiler çok normal, çok çeşitli ve çok normal. Evet, tepki demişken arkadaşlarımın hazırladığı tepkilerle ilgili bir VTR var. İsterseniz onu izleyelim ve aynı zamanda bizler de yorumlarımızı ve sorularımızı sizlerle paylaşalım. Saygı duruşuna davet ediyoruz.
şeylere soru önergesi veriyorlar deyip de önergeyi reddettiklerini biliyoruz. Bugün ülkeyi her yönden yaşanmaz hale getiren bu iktidar 15 yaşında bir 20. çocuğu eylemde ne işi var diye sorguladığınız ne kadar onlarla olacağımızı bütün gür sesimizle buradan aykırıyoruz. Selamlar. Aydınlık yüzlü insanları, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin emekçi hakları, bu ülkede demokrasiden, özgürlükten yana olan güçler asla ve asla. Taksim Gezi Parkı olaylarıyla başlayan ve hemen her fırsatta ortaya çıkan ve aynı zamanda bu yaşadığımız korkunç facianın ardından da gördüğümüz üzere bu eylemler, protestolar fazlasıyla var. Yaprak Hanım, bu neyi temsil ediyor? Şimdi tabii ki bunun bütün bu tepkilerin arkasında... İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemi ve siyasi yapıyı sorgulamaya çalışan bir durum var. Temel olarak şunu anlatabilirim size. Şimdi iş kazası olabilmesi için ne olması lazım? İş esnasında önlenebilir bir durumun ani bir şekilde meydana gelmesi lazım. Bu önlenebilirlik insanların sorduğu şey. Yani eğer önlenebilir bir durum vardı ise neden meydana geldi? Önlenebilirlik neden dikkate alınmadı? Sorulmaya çalışılan şey şu. Önlenebilir bir durum olarak ortaya çıkan bu kazaların ya da olayların arkasında yatan teknoloji neden yoktu? Şimdi biraz evvel söyledim, dedim ki bir devlet maden kurumu olarak orası çok güzel işleyen bir yapıymış. Ama daha sonra ekonomik sistem içerisinde bir özelleştirme durumuna geçtikten sonra ne ortaya çıkmaya başlıyor? Kar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve önlenebilirlik masraf demektir. Önlenebilirlik masraf demektir. Teknolojinin getirilmesi... Kârı eksilten, azaltmaya çalışan bir durum ortaya koyacak. Dolayısıyla öncelikle işverenlerin fazlasıyla duyarlı bir şekilde bu önlenebilirliği ortaya koyabilecek, insanları, çalışanlarını koruyabilecek teknolojiyi her daim takip etmesi ve yerleştirmesi gerekir. İşçilerin arasında, çalıştırdığı insanların arasında. İş güvenliğini sağlamalı, kendisine de güven duyurmalıdır. Maden ocaklarındaki, hocam daha bilir, teknoloji de pahalı. Yani kullanılan teknoloji ve önlenebilirlik için getirilebilecek sistem ciddi ölçülerde masraf gerektiriyor. Takibi de öyle, yenilenmesi, bakılması ve güncellenmesi. Bu tepkilerin nedeni, tamamen içinde bulunduğumuz kapitalist ekonomik sistemin işçi işveren ilişkisi içerisindeki sorgulanan payıdır. Yani işte buradaki kar gütme durumunu sorguluyor arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız çoğu zaten öğrenci hareketidir, sendikal hareketlerdir ve bu soruları sormaları çok normaldir. Çünkü herkes bir sorunun peşinde. Bunun ardına ideolojiyi koymak gerekmiyor çok fazla aslında. Bir anlamda soru sorma sorumluluklarını yerine getiriyorlar.
soracaklar. Soru sormalıyız. Evet. Öyle değil mi? Yani bu bir sorumluluktur. Bunu öğrenmeyi biz sormazsak kim soracak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Bu noktada ben de bir katkıda bulunmak isterim. Lütfen. Sorguladığımız zamanlama aslında yanlış. Toplum olarak yanlış. Neden? 284 kişinin öleceği bir facia olduğu zaman ancak bu haber oldu ve insanlar sokaklara döküldü. Geçtiğimiz yıllarda hiç mi maden kazası olmadı ve insan kaybetmedik? Hayır. Ama tekil tekil olduğunda ya da duyulamayacak boyutta olduğunda bunları ne insanlar duymayla ilgili bir çaba gösterdiler, biz vatandaşlar olarak söylüyorum, ne de haberciler bunların üzerine haber yaptılar, duyurdular. Yurt dışı ile aramızdaki farkı sormuştunuz. En önemli fark burada aslında. Bu büyük ve önlenemez bir kaza olmuş olabilir ama sıfırdan bu noktaya gelmez. Mutlaka daha önce emareleri olmuştur. Mutlaka daha önce gaz yükselmeleri ile ilgili riskler olmuş olma ihtimali vardır. Yurt dışında almost accident diye bir tabir vardır. Neredeyse kazadır. Yani hiç kimseye bir şey olmamıştır. Tedbir ama olabilecek bir durum olmuştur. Tedbir o andan itibaren alınır. Yoksa siz gaz çıkışı, insan hayatını riske ettiği andan itibaren tedbirleri devreye sokuyorsanız zaten epeyce geç. Neden bu acı tecrübeleri yaşadıktan sonra? Çok daha öncesinde olması gerekirdi. Yaşıyor. Eğer gaz biraz yükseldiğinde siz ani müdahale etmek yerine siz çalışmaya devam edin bakıyoruz derseniz bu noktayı görebilirsiniz. İş güvenliğinde önemli olan şeylerden birisi nedir biliyor musunuz? Ramak kalaların kaydını tutmak. Aynen. Kaydını tutacaksınız. Evet, hep bir bahsedilen defterler var. Denetlemeler olduğu söyleniyor ki bunlar da incelenecektir mutlaka. Ramak kalalar o defterlere geçmez. Öyle bizim mi? Kültürümüzde yok. Peki o defterlere işlenen ne o zaman? Yani hep söyleniyor çünkü defterler incelenecek, alınan notlar değerlendirilecek ve bu denetlemelerin sonucunda, ki sadece defterlerle ilgili değildir, tabii ki bilir kişiler orada araştırma yapacaklar ki başlandı diye de biliyoruz biz bu araştırmalar. Nelerdir bunlar? Denetim mekanizmasının ne kadar sağlıklı işlediğiyle alakalı aslında. Frekans olarak evet oraya gidiliyor, doğru zamanlarda gidiliyor olabilir. Bu ara haberli gidilmeden bahsediliyor. Haberli gidilir normal şartlarda, denetim haberli yapılır. Eğer bir ihbar varsa, baskın yapılması gerekiyorsa habersiz yapılır. Aksi durumda işletme de kendi verilerini sunabileceği hazırlıkları yapsın diye evet haberli yapılır. Ama bu denetimlerde o kayıtlara geçen, şimdi okuyacağımız sıkıntılar ne kadar görülenin tamamıdır? O bizde şu anda maalesef bir soru işareti. Yani mesleki riskler mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Madencilikteki risk oranı ile önlenebilirlik arasındaki ilişki kurulabilmeli. Hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Bütün toplum, yani tek bir toplum içerisinde yaşayan bireyler olarak hepimizin birer amacı, hayatta kalmak için tutturduğu bir yol, bir geçim sıkıntısı, bir geçim derdi var. Dolayısıyla hepimiz iş yerlerinde çalışıyoruz. Hepimiz için meslek hastalıkları söz konusu. Değil mi? En başta stres var mesela. En basit olarak stresle başa çıkmaya çalışıyoruz. Fakat içinde çalıştığımız mekanın da önemi büyük. Eğer şimdi sadece işverene de yüklenmek doğru olmaz. Çalışanın da bu konudaki bilincinin yerinde olması lazım. Eğer çalıştığınız mekanda sizi mutsuz eden, herhangi bir durumda eksik olduğunu düşündüğünüz bir yapılaşma varsa bunu mutlaka rapor etmeli ve bundan duyduğunuz rahatsızlığı bir şekilde çalışanlar arasında bir ilişki kurarak, bir örgütlenme, bir gruplaşma kurarak işverene bildirmeniz lazım. Yani aslında bilinç iki taraflı. İş güvenliğiyle ilgili bilinç iki taraflıdır. Önlenebilirlikle de ilgili. Çünkü önlenebilirliğin tespitini en iyi çalışanlar bilirler. Ne önlenebilir, nereden ne çıkabilir, evet, vesaire. Çoğu zaman söylenen bir şey. Arzu ederseniz dün Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün Soma basın açıklaması vardı. Onları sizlerle paylaşalım. Bunların üzerine yeniden devam edeceğiz.